hükümette kabine değişikliği söz konusu. Son dakika olarak ekrana da yansıtıyoruz zaten. Maliye Bakanlığı yerine, Sayın Başoğlu yerine Sayın Birikim Özgür, Çalışma, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'nda da yine bir değişiklik var. Sayın Aziz Gürpınar yerine Sayın Asım Akansoy, Tarım Bakanlığı'nda da Sayın Senaroğlu yerine Sayın Erkut Şahali atanmış durumda. Hükümette, kabinede böyle bir değişiklik var. Sıcağı sıcağına bilgi alacağız. Telefon attığımızda Başbakan Sayın Ömer Kalyoncu var. Sayın Başbakan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür olabilir. Ederiz. Kabine değişikliğine gitme sebeplerinizle birlikte sıcağı sıcağına bilgi alalım sizden. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi belli bir zamandan beridir basına Sayın Maliye Bakanımız Başoğlu ile ilgili düşen haberler vardı zaten. Sayın Başoğlu görevden affını istemişti. Sağlıkla ilgili de problemleri vardı bu nedenden dolayı. Dolayısıyla değişikliğe gitmiş, hem bir gençleştirme de yapma ihtiyacı doğdu. Zaten diğer arkadaşlar da zaman zaman öyle bir şeyde bulunmuşlardı bize. Değişikliğinde bulunmuşlardı. Bu çerçevede bu değişikliğe gittik. Tabii görevi bırakan arkadaşlara şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Göreve başlayacak olan arkadaşlara da kolay gelsin diyorum ve başarılar diliyorum. Sayın Başbakan, şunu mu anlamalıyız? Zaten Maliye Bakanlığı ile ilgili olarak sizin de belirttiğiniz gibi bazı iddialar son dönemlerde basına yansıyordu bir şekilde ya da kamuoyunun bilgisine getiriliyordu, ama örneğin Tarım Bakanlığı ile veya İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili olarak da yine mevcut bakanların bu görevi bırakmak gibi bir talepleri mi olmuştu sizden? Yani şöyle bir şey vardı orta yerde. Eğer isterseniz değiştirebilirsiniz gibi bir tavırları vardı aslında. Ve bir gençleştirme de yapmak gerektiğini hissetti. Parti merkezi ve başbakan olarak ben ve bu çerçevede bu değişikliğe gittim. Bugün mü alındı bu karar? Yok, belli bir zamandan beridir konuşuluyordu. Bir zamandan beridir konuşuluyordu. Peki, bakanlıkların görevleriyle ilgili bir değişiklik var mıdır? Çünkü şunu söyleyeyim, bu da Maliye Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'na geçiyor. Böyle bir değişiklik var. Bu kadar, yani başka bir değişiklik yok. Bunun sebebini anlatma şansınız var mıdır? Herhangi bir sebebi yok. Daha iyi ilgilenebileceğini sanıyorum. Tarım Bakanı olacak olan arkadaşımın elektrik kurumuyla mesele budur. Başka bir şey yok. Bu da bir tüzük değişikliğiyle gerçekleştirilebilecek olan bir değişikliktir. Bakanlar Kurulu'nda bu tüzük değişikliğini yapacağız. Elektrik Kurumu Tarım Bakanı'na bağlanmış olacak. Evet. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Başbakan sundunuz yeni kabineyi, kabinedeki değişiklik. Sunduk ve onaylandı da. Efendim? Sunduk ve onaylandı da. Değişiklik gerçekleşmiştir. Yarın görev devir teslimi yapılacaktır. Eski bakanlara veya bu görevi bırakacak olanlara bildirim de bugün yapıldı mı? Tabii. Bugün Cumhurbaşkanı ile konuşmazdan önce hem görevi bırakacak olanlara hem görevi devralacak olanlara parti merkezi, parti başkanımız gerekli konuşmaları yaptı. Evet, peki. Yarından itibaren yeni isimler görevlerinin başında olacak. Evet. Bunu anlıyoruz. Görev devir teslimi yapılacak. Ve Kıptek'te Maliye Bakanlığı'ndan alınarak Tarım Bakanlığı'na geçecek bir tüzük değişikliğiyle dediniz. Bir süreden beridir konuşuluyordu. Zaman zaman Sayın Başoğlu'nun dışındaki isimler de gerekirse bu değişikliği yapabilirsiniz yönünde sinyaller verdiğini anlıyoruz söylediklerinizden. Sayın Başbakan. Var mı son eklemek istediğiniz? Tabii bu... Hayır. Ben bir kez daha görevden ayrılan arkadaşlara ve görevi alan arkadaşlara, görevde ayrılan arkadaşlara teşekkür ediyorum yaptıkları hizmetlerden dolayı. Görevi alan arkadaşlara da başarılar diliyorum.
Peki bu hükümet ortağınızla da istişare ettiğiniz bir konu mu Sayın Başbakan? Tabii bir ortağımıza haber verildi. Evet. Hükümet ortağınızdan önümüzdeki süreçle ilgili olarak kabine değişikliğe gitme eğilimi var mıdır? Bu yönde bir talep var mıdır size? Hayır, ortağımızdan şu anda yok ama kurultay sonrası ne olur bilemem. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, bilgi verdiğiniz için. Ediyorum. Kolay gelsin diyoruz size. İyi günler diliyoruz. Ve değerli izleyenler, Başbakan Sayın Ömer Kalyoncu ile konuştuk. Yarın yeni isimler görevlerinin başına gelecekler. Daha doğrusu devir teslim yarın yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na da yeni isimler kabinedeki değişiklik sunuldu ve onaylandı. Bu bilgiyi de bir kez daha teyit etmiş olduk Sayın Başbakan'dan da. Bunu da bir kez daha söylemiş olalım sizlere değerli izleyenlerimiz. Ve 3 isim kabinede değişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne ait bakanlıklarda değişiklikler yapıldı. Maliye Bakanlığı görevine Sayın Birikim Özgür, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı görevine Sayın Asım Akansoy, Tarım Bakanlığı görevine de Sayın Erkut Şahali atanmış durumda veya görevlendirilmiş durumda. Yarın da görev devir teslimi yapılacak. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Başbakan'dan bilgi aldık. Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde nasıl bir çalışma yapıldığı süreci biraz da Cumhuriyetçi Türk Partisi açısından değerlendirmesini isteyeceğiz. Telefon attığımızda CTP Genel Sekreteri Sayın Tufan Erhürman var. Sayın Erhürman, hoş geldiniz siz de yayınımıza. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hemen sizden de bir değerlendirme alalım. Kabinede 3 isim değişti. Bunun sebepleri sizin açınızdan nasıldır? Süreç CTP içerisinde nasıl gelişti? Bilgi verebilir misiniz? Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi açısından bakıldığında bu makamlar, mevkiler görev olarak algılanır. Dolayısıyla uzun bir süreden beri bu görevleri sürdüren iki bakan arkadaşımız vardı. Sayın Önder Senaroğlu ve Sayın Aziz Gürpınar. Sayın Hasan Başoğlu da bu dönem Maliye Bakanı olarak görevlendirilmişti. Bu bir görev değişimidir. Partinin yetkili organları oturdu, kararını verdi ve yeni bütçe dönemiyle birlikte daha genç isimlerle yola devam etme kararı aldı. Çünkü biliyorsunuz yeni bütçe dönemi bakanlıkların bütçelerinin de belirleneceği ve projelerin realize edilmesi açısından önem arz eden bir dönem. Dolayısıyla bu yeni döneme girilirken 3 genç arkadaşımızın, ama genç derken tecrübesiz değil, bu konularda da deneyimli 3 arkadaşımızın göreve getirilmesi yönünde karar verdi Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkili kurulları. Deneyimli derken de şunu kastediyorum. Biliyorsunuz Birikim Özgür, Sayın Birikim Özgür Maliye Bütçe Plan Komitesi başkanlığını yapıyor. Bu dönem meclis başladı başlayalı, yasama dönemi başladı başlayalı. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı'nın aslında yasama ayağında o görevi yürüten arkadaşımız. Dolayısıyla bu konuda deneyimli bir arkadaşımız genç olmasına rağmen. Diğer arkadaşımız Sayın Asım Akansoy, biliyorsunuz özellikle anayasa, siyasal partiler, seçim ve halk oylaması, yasalarının ve meclis iş tüzüğünün görüşüldüğü ad hoc komitenin başkanlığını yaptı. Dolayısıyla o da özellikle yasalar konusunda son derece deneyimli bir arkadaşımız. Erkut Şahali arkadaşımız da tarım, su ve biliyorsunuz bu değişiklikle birlikte enerji de Tarım Bakanlığı'na aktarıldı, Maliye Bakanlığı'ndan alınarak. Tarım, su ve enerji konularında çok uzun bir süredir partimizin içerisinde çalışmalar yürüten bir arkadaşımız. Dolayısıyla bu arkadaşlar hem genç, dinamik hem de deneyimli arkadaşlar. Daha önceki bakan arkadaşlarımıza gerçekten gönülden teşekkür ediyoruz parti olarak. Çünkü çok ciddi hizmetler verdiler partimize. Aziz Gürpınar dışarıdan olmasına rağmen, Hasan Başoğlu da dışarıdan olmasına rağmen parti disiplini içerisinde çok önemli hizmetler verdiler. Hem partiye hem de tabii ki ülkeye çok önemli hizmetler verdiler. Dolayısıyla 3 arkadaşımıza da gönülden teşekkür ediyoruz. Özellikle Önder Senaroğlu, biliyorsunuz yıllardır tarım alanında çok ciddi hizmetler vermiş biri. Bu alanın duayenlerinden biri. Ama bu alanda dediğim gibi bir görev değişimi saatinin geldiğine karar verdi parti ve milletvekili olarak halk tarafından uygun görünmüş 3 genç milletvekili arkadaşımıza bu görevleri tevdi etmeye karar verdi. Evet, peki bu sanırım bir önceki görevi yürüten bakanlara da artık iletilmiş durumda. Sayın Başbakan da bunun teyidini verdi az önce. Yarın da devir teslim. Sayın Başbakan Sayın Cumhurbaşkanı'na sundu zaten bu metni. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun görmesi gerekiyordu çünkü. Evet. Ama daha öncesinde zaten hem görevden ayrılan bakan arkadaşlarımızla hem yeni göreve gelecek olan bakan arkadaşlarımızla hem meclis grubundaki arkadaşlarımızla bu konular zaten görüşüldü. Yani bir haftadır üzerinde çalışılan bir konuydu bu. Dolayısıyla bu konulardaki tüm görüşmeler tamamlandı ve bugün de Sayın Başbakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni bakanların isimlerini sunmasıyla resmiyet kazandı. Evet. Maliye ile devam edelim. Burada bir değişiklik daha var. Daha önce
Elektrik Kurumu Maliye Bakanlığı'ndaydı. Şimdi yeniden Tarım Bakanlığı'na geçilmesi yönünde bir karar var. Sizden de bununla ilgili bir değerlendirme alalım. İkincisi, siz az önce işaret ettiniz. Aslında Sayın Birikim Özgür'ün yapmış olduğu komite çalışmalarından örnek vererek, ama önümüzdeki bütçe görüşmeleri içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşanacağını öngörüyor musunuz Sayın Erdoğan? Yok, işte tam da o sebeple yaşanacağını öngörmüyorum. Çünkü Sayın Birikim Özgür o komitenin başkanı olduğu için Sayın Hasan Başoğlu'yla çok yakın çalışmak zorundaydı zaten. Dolayısıyla konulara son derece hakimdir. O konuda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Enerji konusuna gelince, biliyorsunuz enerjinin aslında tarımdan alınıp maliyeye verilmesi zaten bu hükümet döneminde olmuştur. Evet. Ve bunun böyle yapılmasının sebebi de Sayın Hasan Başoğlu'nun Maliye Bakanı olmasıydı. Çünkü biliyorsunuz Sayın Hasan Başoğlu Maliye Bakanı olmadan önce TÜPTEK'te maliye işleri yürüten kişiydi. Dolayısıyla bu işi en iyi onun yapacağı düşüncesiyle tarımdan alınıp da şeye verildi, maliyeye verilmişti zaten enerji. Şimdi Sayın Hasan Başoğlu'nun gitmesiyle birlikte bir de şu da dikkate alınarak, biliyorsunuz yenilenebilir enerji konusu Tarım Bakanlığı'nın bünyesindeydi. Şimdi yenilenebilir enerji Tarım Bakanlığı'nda, diğer enerji Maliye Bakanlığı'nda, bu konuda da bir bölünme olmasın düşüncesiyle Sayın Hasan Başoğlu da görevden ayrılınca eski orijinal yerine enerjinin de aktarılması uygun görüldü. Evet, peki. Sayın Başoğlu Kıptek'teki görevine geri dönecek midir? Bunu da soralım. Onu Sayın Başoğlu bilir, onu bilmiyorum açıkçası. Peki. Komitede Sayın Birikim Özgür'ün yerine herhangi bir atama yapacak mı? Veya herhangi Tabii bir muhakkak yapılacak. Ama zaten biliyorsunuz Maliye Bütçe Plan Komitesi'nde bizim sadece Birikim Özgür başkandı. Başka arkadaşlarımız da orada görev yaptı. Yeni bir atama yapılacak ama henüz o konuda bir karar verilmiş değil. Bir isim ortaya çıkmış da değil diyorsunuz. Şu anda bir karar vermedi parti. İsimler var. Birçok arkadaşımız o komitede daha önce görev yaptı. Dolayısıyla herhangi bir başkanlığı yapabilecek durumdadır. Ama henüz parti bir karar üretmedi o konuda. Evet, peki. Önümüzdeki süreçte başka değişiklikler öngörüyor musunuz? Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi Maliye Bakanlığı son dönemlerde konuşulan bir isimdi ama biraz da sürpriz gibi oldu Tarım Bakanlığı'nın ve İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'nın görev değişikliği. Ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Tabii önümüzdeki dönemde ne olur ne kalır şu anda bilemiyorum ama şunu artık herkesin bilmesi lazım. Yani bizim açımızdan makamlar, mevkiler dediğim gibi görevdir ve bu görevler her zaman el değiştirebilir. Çeşitli sebepleri olabilir bunların. Dolayısıyla şimdiden değişiklik olacak ya da olmayacak demek doğru olmaz. Ama şunu da hepimiz biliyoruz artık. Yani bunlar görev değişimi olduğuna göre parti yetkili organları karar verdiği zaman bu tip değişiklikler gerçekleşebilir. Ama şu anda öyle bir öngörümüz yok herhangi yeni bir değişiklik yapılması konusunda. Peki. Var mı son eklemek istediğiniz Sayın Erhürman? Hayırlı olsun diyorum. Genç bakan arkadaşlarımıza gönülden başarılar diliyorum ve bu kadar yıldır bu konularda hizmet vermiş olan iki bakanımıza, Sayın Önder Senaroğlu'na, Sayın Aziz Gülpınar'a çok çok teşekkür ediyorum partim adına. Sayın Hasan Başoğlu'na da bu zor dönemde bu görevi üstlendiği ve kısa bir süre olsa da önemli bir şekilde hizmet verdiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız, bilgi verdiğiniz için. Kolay gelsin diyoruz size. İyi günler diliyoruz ve CTP Genel Sekreteri Sayın Tufan Erhürman'la da konuştuk değerli izleyenlerimiz. Bir kez daha söyleyelim, Cumhuriyetçi Türk Partisi kabinede görev değişikliğine gitti. Maliye Bakanlığı görevine Sayın Birikim Özgür'ü, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı görevine Sayın Asım Makansoy'u, Tarım Bakanlığı görevine de Sayın Erkut Şahali'yi atamış durumda. En azından böyle bir görev değişikliğine gitmiş durumda. Sayın Başbakan az önce Kanal Sim'de de teyit etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni kabineyi sundu. Sayın Cumhurbaşkanı da kabineyi onaylamış durumda. Yarın da görev devir teslimi yapılacak değerli izleyenler. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz ve konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Az önce hem Sayın Başbakan'la konuştuk, Sayın Ömer Kalyoncu'yla, hem de Sayın Genel Sekreter'le, Sayın Tufan Erhürman'la telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Sonrasında yeniden karşınızda olacağız değerli izleyenler. Haber merkezimizde gelişmeleri takip ediyor. Bir kez daha tekrarlayalım. Maliye Bakanlığı görevine Sayın Birikim Özgür, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı görevine Sayın Asım Akansoy, Tarım Bakanlığı görevine de Sayın Erkut Şahali atanmış durumda. Kabinede böyle bir değişikliğe gidildi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu onaylamış durumda. Yarın görev devir teslimi yapılacak. Bunu da söylemiş olalım.